Az önce de söyledik, depremden hemen sonra çok rastlamadığımız Türkiye'de bir şey oldu, tsunami. Tsunami şoku yaşandı. Bodrum'da denizde su aniden yükseldi. Karaya doğru hızla ilerlemeye başladı. Tatilciler de tabii aynı hızla koşmaya başladı. Büyük panik oldu. Tsunami neredeyse tüm tekneleri de karaya attı. Park halindeki araçları da onlarca metre sürükledi. İşte şimdi bir de depremin tsunami boyutuna bakalım. Sakin olun, sakin! Evet, burası Bodrum Gümbe şu anda. Su seviyesi yükselmeye başladı. Daha depremin şokunu atlatamadan tsunami yaşadılar. Su aniden yükseldi, karaya doğru yol almaya başladı. O an orada olanlar gördüklerinin rüya olmasını diledi. Ama gerçekti. Herkes bir anda koşmaya başladı. Büyük panik yaşandı. Sakin olun, sakin! Gördüğünüz gibi şu anda tsunami oluyor. Su seviyesi bir anda yükseldi burada. Gördüğünüz gibi tekneler karada. 20 metreden fazla şu an sular içeriye girdi. Tam yola çıktı, biz tepeye kadar zor kaçtık, kurtulduk yani. Deniz tüm restoranlarımıza, otelin içlerinde her yere kadar girdi. Sahildekiler uzaklaşmak için var güçleriyle koştu. Tekne sahipleri ise mallarını kurtarmaya çalıştı. Ama hiçbiri başaramadı. Anide bir olay, anide yani. Saniyede tekneyi kurtaracağım, kurtaramadım yani. En içinde yatıyordum. Bir baktım bir şey geldi, bir ses geldi. Bir kalktım baktım bir deprem. İnene kadar su yükseldi. Denizin taşacağı hiç aklıma gelmedi. Dizimize kadar suyun içine girmiştik ana yolda. Aniden yükselen su tekneleri karaya attı. Geliyor dedim, kaçın tekneden. Teknenin dışarı çıkardım. Arkamızı döndük, bizim buradaki karadaki tekne yok. 20 metrenin üzerinde deniz karadan içeri girdi. Gördüğünüz bütün tekneler karaya çıkmış. Park halindeki arabaları da önüne katan su otellere kadar ulaştı. Bu kaldığımız otel şu anda. Otelin şu anki durumu. Arabayı biz bu tarafa park etmiştik. Yani 100 metre falan kadar bir sürüklenmiş araba. Üstelik sürüklenen bazı araçların içinde sürücüleri de vardı. Kargaşa, bir oraya bir buraya. Eşimi aradım, dedim neredesin? Ben dedi çok kötüyüm dedi. Deniz dedi böyle dedi, beni dedi savuruyor dedi. Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tunay ise oğlu ve dostlarıyla birlikte sahildeki bir mekanda doğum gününü kutluyordu. Tamam, sakin. Grup önce deprem, hemen ardındansa tsunami şoku yaşadı. Tamam. Gün aydınlanana kadar artçı depremlerle birlikte denizdeki gelgitler de devam etti. Bir dakika sonra resimlerden. Geliyor, doluyor, yeni boşalıyor yani. Hani yapacak hiçbir şey yok yani. Denizin gelip gitmesi sabah 7.30'lara kadar devam etti. Gece korkudan sahile gelemeyenler sabah bu manzarayla karşılaştı. Teknelerin büyük bölümü karada ve hepsinde ciddi hasar vardı. Bu tsunami diye bir şey gelmiş. Evet. Deniz çekildikten sonra bu vaziyeti getirmiş tekneler. Deprem bitmiş, su çekilmiş ama herkes hala şoktaydı. Ben böyle bir şey hayatımda hiç görmedim yani. Tekne bizdeydi ve bir anda uyurken uyandı. Tekne böyle dalga çarpıyordu. Araç sahipleri ise dakikalarca kendi aracını bulabilmek için çabaladı. Suyun sürüklediği onca araç kullanılamaz hale geldi. Oradan buraya atmış. Büyük dalga geldi herhalde. Evet, aynen. Öbür 100 metre aşağıya park etmiştim. Oradan işte tsunami almış getirmiş buraya. Su basan otellerde ise gün boyunca temizlik çalışması vardı. Deprem olmadan önce deniz tam bu noktadaydı. Depremle birlikte 50 metre kadar, yani otelin olduğu noktaya kadar deniz taştı. Taşarken de yaklaşık 10 metre kadar yükselme meydana geldi. Biz bir anda restoranlarda, tuvaletlerde balıkları bulduk. Deniz taşınca beraberinde ne varsa getirdi. İşte onlardan birisi de bu balık. Oteli temizlerken otel çalışanları otelin içerisinde işte bu balığı buldu.
7-8 tane vardı da hepsini attık şu anda.